Gel. Sultanım, müjdeler olsun. Vallahi mucize. Buldunuz mu şehzademizi? Ağlar. Elimizden kurtulacağını mı sandın? Şehzademizi culusa hazırlayın. Emredersiniz. Açın gözlerinizi. Validem. Dirubam. Benim güzel kızım. Mustafa. Mustafa'm nerede? Getirdim onu validem. Safiye Sultan'ın yanına götürdüler. Merak etmeyin, sizin yaşadığınızı söylemedim. Kardeşim tatlı bir çıksın, ondan sonra hepsinin kellesini aldıracağım. Siz olacaksınız sonra başımızda. Bu yüzük evvela rahmetli Hürrem Sultan'a aitti. Hürrem Sultan'ı bilirsin. Tacını takmıştım. Derler ki onun bir fısıltısı bile bütün kadınların sesini bastırırmış. Hürrem Sultan tepeden tırnağa kudret. Tepeden tırnağa ihtişam. Hürrem Sultan miadını tamamlayınca yüzük Nurbanu Sultan'a geçti. Mekanı cennet olsun. O da kudretli kadındı. Ömrü hayatında onun kadar güzelini görmemiştik. Ve de zalimini. Evladı Murat Han'ı tahta çıkardığında başa sekiydik. Bu yüzden az canımızı yakmadı. Yıllar sonra gördüğün üzere yüzük bize geçti. Devran döndü bir kez daha. Evladımız Sultan Mehmet tahta culus eyledi. Torunumuz Ahmet tahta çıktığında da biz oradaydık. Elimizi öptü. Hayır duamızı aldı. Lakin o bizi hiçe saydı. Şimdi verdiğimiz payeyi geri alma vaktidir. Bugünden itibaren Sultan Mustafa'nın devri başlayacak. Tahta erkekler çıkar. Lakin onları oraya taşıyan ve kalmasını sağlayan kadınlardır. Sen o kadınlardan olamadın güzel.
Öfken kudrete, acın hırsa dönüşmedi. İktidar hırsı gözünüzü kör etmiş sizin. Kudret için ruhunuzu şeytana satmışsınız. Siz aşk nedir, evlat, torun sevgisi nedir bilmiyorsunuz. Kalbinizin yerinde bir taş var. Doğru. Kalbimizin yerinde bir taş var. Kıymetli bir taş. Bir elmas. Keskin, eşsiz ve sert. Biz senin gibi tepeden inmedik. Olduğumuz yere 40 yılda tırnaklarımızla geldik. Lakin sen sultan olmadan tacını taktın. Ne aşk için, ne güç için savaş vermedin. Altın tepsi de geldi önüne. Elbette bunun bir bedeli olacaktı. Canını alacağız senin. Size bir teklifim var. Af dileyip ayaklarımıza kapanacaksan bir dene. Belki kabul ederiz. Beni derhal bırakırsanız, Şehzade Mustafa'yı tahta çıkarmaktan vazgeçerseniz canınızı bağışlarım. Ölüm korkusu seni buhrana sürüklemiş. Akli melekelerini kaybetmişsin. Ne dediğinin farkında bile değilsin. Farkındayım. Hünkârımız ölmedi. Yakında dönecek. Başta siz olmak üzere hepinizin kalbini elleriyle sökecek. Öyle olsa bile sen bunu göremeyeceksin. Gel. Cülüs hazırlığı tamam sultanım. Âlâ. Götür bunu Bülbül. Yağlı urgan geçsin boynuna. Kıvrana kıvrana nefessiz kalsın. Sonra da bir çuvala koyup boğaza at. Safiye Sultanımız idamına hükmettiler. Ne icap ediyorsa yapın. Cesaretin varsa beni sen öldürsene. Bırakma bunları. Korkuyor musun? Bu kadar korkak olduğunu bilmezdim. Buyurun şehzadem. Safiye Sultanımız sizi bekliyor. Gel bakalım aslan torunumuz. Yüce Rabbim çok şükür senin de cülusunu görmeyi nasip eyledi bize. Thank you.
Bu burada bitmez. Savaş asıl şimdi başlıyor. Kan gövdeyi götürecek. İlk defa seninle aynı kanaatteyim Bülbül. İlk defa. Bu arada defterlere baktım. Ağalar bir şey unutmuş. Hazine malıdır. Saraydan dışarı çıkartamayız. Mektubu ver Bülbül. Bırak Bülbül ağa. Ben vereceğim. Buyurun sultanım. Cennet. Ne demek oluyor bu? Madem soruyorsunuz söyleyeyim. Bu yılların intikamıdır. Harcadığınız bir ömrün bedelidir. Neden yaptın bunu? Bu yüzden. Her şeyi biliyorum. Yıllar evvel siz yaktınız yüzümü. Siz yaptığınız her şeyi biliyorum sultanım. Yıl. Alay eder gibi bir de hizmetinizde tuttunuz beni. Durdurun arabayı. Safiye Sultan. Eğer bir gün halimi hatırımı sormak isterseniz. Nerede olacağımı söyle. Bundan böyle. Kösem Sultan'ın yanında. Hümaşa, Kösem İskender öldü dedi. Zülfikar bize ihanet etmiş, doğru mu? Ha? Hümaşa. Doğru mu? Doğru mu?
Sen olmasaydın bu işin altından kalkamazdık Zülfikar. Varlığına güç verdin. Ben yarım kalan vazifemi tamamladım sadece. Şimdi sıra Sultan Osman'da. Seferden döner dönmez tahttan indireceğiz. Halime Sultan ve Safiye Sultan'a karşı yanınızdaydım. Doğru olan buydu zira. Lakin Sultan Osman başka. Kendisi bana rahmetli hünkârımız Sultan Ahmet Han'ın emanetidir. Diğer çocukların olduğu gibi onu da korumaya yemin ettim ben. O yüzden sultanım, vazgeçin. Vazgeçin. Yoksa karşınızda beni bulursunuz. Benim yüzümden oldu Halide. Güvendim Zülfikar'a. İnandım ona ben. Aramızı almakla hata ettim. Affedin beni validem. Affedin beni ne olur. Bizim güzel kızımız. Artık hiçbir şey için suçlama kendini. Her şey bitti. Şimdi ne yapacağız? Eski saraya dönerseniz Allah muhafaza bu zalimler size de kıyar. Kesem'in yanına git. Ve onu beklediğimizi söyle. Nasıl? Siz ne yapacaksınız sultanım? Evimize gideceğiz Bülbül. Evimiz bizi bekliyor. Aç kapıyı. Gözün aydın. Yasemin Hatun'dan çabuk kurtulmuşsun. Neyleyelim? Saadetimizi, huzurumuzu bozmak isteyenlere ibret olsun. Bu taş bana mı? Sen de evlatların huzuru, saadeti için uğraşmıyor musun? Didruba Sultan'ı evlendirme gayretine düşmüşsün. Ne var bunda? Didruba hanedan mensubu. Elbette kudretli biriyle evlenecek. Elbette. Şehzade Mustafa'nın sırça köşkten çıkmasına sevindim. Lakin oraya neden girdiğini unutma. Unutma ki bir daha sorun yaşamayalım.
Sultanım, ben hünkârımıza geldiğinizi haber vereyim. Hayır. Seninle konuşmaya geldim. Senden bir şey istemiştim. Sen dışarıda bekle. Sultanım, ben hadisenin tesiriyle öyle söylediğinizi düşünmüştüm. Şimdi anlıyorum ki ciddisiniz. Benden Safiye Sultan'ın canını almamı istiyorsunuz. Bir valide sultanın. Valide sultan. O tescilli bir hain İskender. Yine gözünü tahta dikti. Kanlı bir savaşa girmek için hazırlanıyor. Ona bir an evvel engel olmalıyız. Senden vazifeni yapmanı istiyorum. Hünkârımızı, beni ve evlatlarımı korumanı istiyorum. Sultanım, ben... Seni zorlayacak değilim İskender. Lakin şunu bil. Bunu sen yapmazsan bizzat ben yapacağım. Zira başka hiç kimseye itimadım yok. Sultanım, İskender Ağa sarayda kalacak belli ki. Fark edilmeden dönmemiz lazım. Gel. Sultanım, gözümüz aydın.
Dualarımız kabul oldu. Şehzademiz nihayet kurtuldu. Vallahi başına bir şey gelecek diye öldüm öldüm dirildim, onu da söyleyeyim. Evladımızı yine bizden ayırdılar Bülbül. En azından hayatta olduğunu biliyoruz. Şükür. O nedir? Malumatım yok sultanım. Saraydan çıkarken kara marsık elime tutuşturdu. Hünkârımız size bir şey yollamış. Aç bakalım Bülbül, hünkârımız bize ne yollamış? Neden döndün? İskender'i sancağa götürmeyecek miydi? Ne bu hali? Zülfikar, konuşsana, ne bu halin? İskender'e. İskender. Söylesene Zülfikar, ne oldu kardeşime? Hünkârımızın emriyle idam edildi. Ne? Nasıl? Hani Ahmet affetmişti? Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun, gözlerimle görmedin inan.
Sakın kardeşinin yasını tutma. Buna sebep sensin. Senin yüzünden öldü. Sevcin olacak. O haini söylediğin için. Evladını kaybettin. Doyamadan gitti oğlum. Gel. Validem. Sultanım. Bizi oğlumuzun kendin mezarına götür. Diliyorum Allah'tan. Sen de tez zamanda acılar içinde kıvranarak can verirsin. Gel. Sultanım. Sizi görmeye geldi. Kim geldi? Safiye Sultan. İçeri al Melekçe. Sultanım hoş geldiniz. Safiye Sultan'ı gördün mü Meleki? Sabah erkenden saraydan çıkmışlar Sultan. Hapis hayatı son buldu tabii. Rahatça gezer artık. Hapis olmak bile onu durduramadı ki. Hünkârımızı tahtından etmek için her türlü desiseye başvurdu. Neyse ki artık tahta çıkaracak bir şehzadesi yok. Haklısınız sultanım. Artık İskender yok. Gel. Sultanım. Araba hazır. Vakit kaybetmeden yerleşmişsin. Dikkat et Halime. Bu daire ateş deryasıdır. Valide sultan olmak korkuyla, kalbinde bir sızıyla yaşamak demek. Sayenizde her türlü acıyı yaşadık. Bildik hamdolsun.
Yıllar sonra bana bunları söylemeye gelmediniz herhalde. Rahmetli evladımız İskender, hayattayken hak ettiği itibarı görmedi. Bari naaşı olması gereken yerde olsun. İzin ver babasının yanına defnedelim. Ayasofya'ya. Bana yaşattığınız onca acıdan sonra niye izin vereyim sultanım? Sen de bir annesin. Evlat acısı yaşadın. Bizim ne hissettiğimizi senden iyi kim bilebilir ki? Ben evlat acısını sizin yüzünüzden yaşadım. Evladım Mahmut'u sizin yüzünüzden kaybettim. Mustafa'ma yıllarca hasret kalmam sizin yüzünüzden. Şimdi bir aklınıza geldi, bir anne oldu. Biz cevabımızı aldık. Halime karşılığını almadan kimseye günahını bile vermez. İskender'in naaşını taşınması için sizden ne istedi validem? İzin vermedi. Kimsenin haberi yok. Emri vaki yapacağız. Sultanım, bu mezar boş. Maşallah. Oğlumuz nerede? Şehzademize ne yaptılar? Validem. Kardeşim yaşıyor olabilir mi? Allah'ım. Allah'ım. İskender. İskender, seni öldürmeyeceğim. Sen nefesini tut. Behram Ağa seni kaçıracak buradan. Benden haber alana kadar asla geri dönme. Paşam. Sağ olun paşam.
Hünkârımızın emrine rağmen canımı almadınız. Buradan uzaklara gitmen lazım İskender. Kim olduğunu unutup kendine yeni bir hayat kurman lazım. Safiye Sultanımız, Hümaşah Sultan onları yaşadığımı biliyorlar mı? Benden başka bilen yok. Asla da olmayacak. Öldüğünü öğrendiklerinde ikisi de kahroldu. Bilhassa valide. Daha önce hiç böyle görmemiştim onu. Yıllarca öyle bildiler beni. Bundan sonra da öyle bilsinler. Biz birbirimizin hasretiyle yaşamaya alışacağız. Önemli olan hayatta olman İskender. Buradan gideceksin. Kendine yeni bir hayat kuracaksın. Hanen olacak, Zevcen, çocukların. Huzurlu bir hayatın olacak. Merak etmeyin paşam. Gideceğim. Thank you.
Sultanım. Kösem Sultanımız istediğin zaman saraya dönebileceğini söyledin. Ben bugün kalbimin yarısını toprağa gömdüm Hacı. Işığımı, güneşimi kaybettim. Bu acı ne vakit geçer, nasıl geçer hiç bilmiyorum. Lakin saraya dönmem. Dönemem. İyi de Bülbül, ne yapacaksın? Yamaşah Sultanımızın hali hal değil. Bana ihtiyacı var. Bir müddet onun yanında kalırım. Sonrası Allah kerim.